Okey. Bununla hiç çekmedim. Saçımı böyle açık bıraktım ama ne yapsaydım? Şöyle mi? Burada da kendine hep bakıyorsun. Bu da bir tuhaf olacak. Bu arada tırnaklarımı da göstermem gerekiyor. Şimdi böyle mi olsun? Fazla mı şey duruyor? Şöyle mi yapsın? Ay iyice kendimde değilim. Aloha! Bugün yeni kamerayla vlog kamerası olarak böyle bir tane yeni kamera alayım istedim. Çünkü hem hani cep telefonuyla hep zaten çekim yapıyordum gittiğim yerlerde. Ki artık bu süreçten sonra yurt dışına ne zaman çıkabileceğiz bilmiyorum. Ama çıktığım zamanlarda ya da bilmiyorum belki evde İstanbul'da gezerken arkadaşlarımla buluştuğumda çekersem diye daha profesyonel olsun diye bir kamera aldım. Ve onunla bu çekimi gerçekleştiriyorum. O yüzden ekstra bir heyecanlıyım. Bir de normalde hani bu kadar yakına koymuyordum ben kamerayı. Ama bakalım yeni şeyler denemek lazım. O yüzden şimdi yukarıda kendimi görüyorum. Size bakmam gerekiyor. Onu biliyorum. Yavaş yavaş alışacağım herhalde. Ama dediğim gibi ilk çekim. Hem sürçülisan edersem hem de yanlışlıkla oraya bakarsam. Çünkü orada kendimi görüyorum. Kusura bakmayın diyorum. Baştan ve peşin peşin. Öncelikle nasılsınız? Süreç nasıl gidiyor? Mutlu musunuz? Yani bu 4 gün şu anda 4 gün sokağa çıkma yasağı var ve ilk günü bu video yayınlandığı zaman ne zaman olur bilmiyorum. Herhalde en geç 3 haftaya yayınlarız ama nasılsınız? Biraz nasıl olduğunuzu benimle paylaşırsanız gerçekten mutlu olurum. Ben nasılım? Ben iyiyim genel olarak. Yani evde olmakla ilgili bir sıkıntım yok. Zaten evde olmayı da çok seven biriymişim. Bu kadar evde olmayı sevdiğimi de düşünmüyordum. Lakin şöyle bir sorun ya da sıkıntı demeyeyim de bir durum oldu. Şimdi eve o kadar alıştım ki hani bundan sonrasında nasıl sosyalleşeceğimi, hani arkadaşlarımı gördüğümde sarılmazsam ne yapacağımı, nasıl onlarla konuşabileceğimi, yani nasıl yeniden sosyal bir varlık haline dönüşebileceğim hakkında biraz düşüncelerim var açıkçası. Hani beni en çok düşündüren kısmı bu. Çünkü evde olmaya alıştım. Hani dediğim gibi evde zaten zaman geçirmeyi de bayağı seviyormuşum. Bu kadar sevdiğimi de bilmiyordum. Ama dışarıda çünkü yani değişik olacak. Hiçbir şey aynı olmayacak. Onu düşünüyorum. Lakin gerçekten şunu sizinle paylaşayım. Net olarak inanılmaz bir umudum var. Sanki böyle her şeyin, tabii ki bu süreç geçecek. Tabii ki de bunu atlatacağız. Ama böyle bu süreçten sonra hiçbir şey sanki eskisi gibi olmayacak. Sanki böyle daha güzel olacak. Daha farkında olacağız. Belki daha minimal yaşayacağız. Ama bu minimallik, gerçi AVM'lerin önünde yüz binlerce kişi olsa bile ben yine de bundan umutluyum. İnanılmaz güzel günler bizi bekliyor. Çünkü doğana belki de bu süreçte bizim için dünyayı daha da temizledi, daha da güzelleştirdi. Her şey insanlar için, her şey bizler için, bunu biliyorum. O yüzden iyi hissediyorum. Yani böyle derinlerimde bir de tabii baharın gelmesi, neredeyse yaz geldi artık. O da etkili. O yüzden iyi hissediyorum. Bir de bu arada şunu söyleyeceğim. O empati videosu biliyorsunuz. Yani bu video girdiğinde %90 o yayınlanmıştır zaten. Onu izlemeyenler buradan izleyebilirler. Ama o videoda sweatshirt giymiştim. Ve onunla ilgili bir yorum yapanlara yaparsanız eğer. Hani şimdiden daha yayına o girmedi ama girecek. Çünkü sweatshirtle bu havada çekmek bana biraz tuhaf geldi. Hani bu havalar böyleyken o video yayınlanmış oldu. Arkadaşlar şunu bir bilin istiyorum. Hani bazı videoları çoğu zaman daha doğrusu stoklu gidiyorum. Öyle olduğu için de daha doğrusu gidiyoruz. Hani birkaç kişiyiz. Toplamda 4 kişiyiz. Bana destek olan 3 kişi daha var sağ olsunlar. Hepsini çok seviyorum. Zaten kendilerini biliyorlar. Dolayısıyla da bu stoklu giderken hani bazen çektiğim video 2 ay sonra bile yayına girebiliyor. O yüzden ne bileyim kışın işte böyle tişörtlü olabilirim yani ya da yazın sweatshirtlü olabilirim. Aklınızda olsun. Dün bu arada Nilkara İbrahimgil'in canlı yayınını izledim. Bu Tanju Babacan'la bir canlı yayınları oldu. Zaten çok seviyorum Nilkara İbrahimgil'i ama böyle daha da bayıldım. O kadar o duru güzelliği, o bebeksi suratı, o bakışlarındaki o çocuksu coşku beni o kadar mutlu etti ki anlatamam. Yani böyle o kadını görünce, o kadın konuşunca zaten bence sözleri de
çok güzel, böyle beni hep motive eden, hep umut veren, hep böyle sevgi dolu, kendimi çok iyi hissettirdi. Bilmiyorum, onu da anmak istedim burada. Çünkü gerçekten bu süreçte böyle insanların varlığı bana ekstra açıkçası güç veriyor. Siz de eminim zaten sevdiğiniz insanları takip ediyorsunuzdur. Ama özellikle bence şu da çok güzel bir şey. Bu da böyle sohbet videosu mu olacak bilmiyorum. Çünkü size bahsetmek istediğim bir dizi var. O yüzden eğer ki sohbet videosu da isterseniz hani bunu da yazın, paylaşın benimle. Çünkü açıkçası böyle kamerayla, yani sizlerle, sonuçta şu anda kamera ve beniz. Ama biliyorum ki aslında siz ve beniz. Bunu daha da böyle bir tık daha belki samimileştirmek istiyorum. Yani samimileştirmek derken hani siz bizden böyle bir tık sen bene geçmek anlamında. O yüzden bunu sağlayabilmem de birbirimize belki destek olabiliriz. Bu açıdan da eğer sohbet videoları isterseniz paylaşın benimle, bol bol sohbet edelim. Bugün size bir diziden bahsetmek istiyorum. Biliyorum ki zaten şu zamana kadar eminim çok fazla dizi izlediniz, çok fazla film izlediniz ve belki de artık yeter yani. Ne dizi istiyorum, ne film istiyorum. Sadece sokakları özledim, sadece ağaçları özledim, sadece işte dolaşmak istiyorum, dağıtmak istiyorum diyebilirsiniz. Çok da haklısınız. İnanın ben de en az sizin kadar istiyorum. Lakin bu diziyi özellikle izleyin derim izlemediyseniz ve nedenini de şimdi sizlerle paylaşacağım. Dizinin adı Normal People, yani normal insanlar. Ve bu dizi Sally Rooney diye İrlandalı bir yazarın aslında kitabından uyarlama. Sally Rooney 29 yaşında ve yani 91 doğum, benden küçük, ben ona şaşırdım yani. Ve inanılmaz derecede güzel olduğunu düşünüyorum kitabının, diziyi izledikten sonra. Çünkü genelde böyle kitapların diziye ya da filme uyarlanması ya muhteşem oluyor bence ya da gerçekten bir felaket oluyor. Ama kitabı okumadım ve kitabı okuyacağım. Özellikle diziyi izlediğim için de okumak istiyorum. Çünkü hani kitap mı daha ağır basacak yoksa gerçekten yok dizi çok daha iyiydi diyecek miyim, onu merak ediyorum. Bu diziyi neden izlemenizi istiyorum? Öncelikle İrlanda benim hep böyle bir ilgi alanım oldu. Yani hem İrlanda aksanını çok seviyorum. Böyle İngiliz aksandan daha çok, yani nedense çok da anlaşılır konuşmuyorlar açıkçası. Yani ben İngilizce bilmeme rağmen deli gibi anlayamıyorum hani İrlandalıları, ama hem Guinness'ı çok severim, hem İrlanda'ya gittim, orada böyle kızıl insanları çok seviyorum. Yani turuncu saçlı, böyle çilli, bayılıyorum. Bana böyle inanılmaz böyle mıncırmak istiyorum yani. Çok seviyorum, bilmiyorum niye. Bir şey beni çekiyor ve çok isterdim turuncu saçlı, işte renkli gözlü, böyle bol çilli falan olmayı. Bilmiyorum, küçüklüğümden beri hep beni çeken bir şey. Dolayısıyla hani İrlanda yapımı ve İrlanda'yı seviyorsanız da dizi zaten Dublin'de geçiyor genel olarak. Sally Rooney'nin ikinci kitabı bu arada. İlk kitabının adını şu an hatırlamıyorum ama en çok ses getiren zaten ve diziye uyarlanan kitabı Normal İnsanlar oluyor. Konusu, iki oyuncumuz var. Daisy Edgar Jones, artık nasıl okunuyorsa, 98'li bir arkadaşımız ve İngiliz, Londra'da doğmuş büyümüş. Diğeri de Paul Mescal ya da Mescal, artık o da nasıl okunuyorsa, kendisi İrlandalı ve 96'lı. İkisi de başrol oyuncusu. Ve yani dizinin konusu aslında lisede başlayan ve liseden sonra, ben bu arada hep lise diyorum, onu düzeltmem gerekiyor, lise. Lisede başlayan o arkadaşlıkları ve aralarındaki çekimin yıllar içinde nasıl evrildiği ve hayatta aslında o gündelik yaşam devam ederken onların ilişkisinin ve o etkileşimlerinin nasıl sürdüğü, kopmadıkları çok gerçekçi bir dille anlatılıyor. Ve dizinin beni en etkileyen kısımlarından biri zaten bu denli böyle gerçekçi olması. Yani hayır, bu gerçek hayatta olamaz, böyle bir şey sadece filmlerde, dizilerde olabilir diyeceğiniz hiçbir şey yok diyebilirim size bu dizide. Zaten şu da bence muhteşem. Normalde biliyorsunuz hani böyle diziler akar gider ama hani belli dönemlerden bahsetmez. Hani bir yıl sonra der ya da üç yıl sonra der. Hani genelde hep böyle olur dizi, yani süre varsa ya da belirtiliyorsa. Bu dizide zaten bir sezon 12 bölümden oluşuyor ve genel olarak neredeyse yarım saat. Yani bazı bölümler hatta 25 dakika falan.
Ve böyle mesela Ocak yazıyor, atıyorum Ocak ayı. Sonra ne bileyim yazın diyor. Sonra Ağustos diyor. Yani böyle ay ay. Yani bir sonraki bölümde demek ki aradan 2 ay geçmiş, 3 ay geçmiş diye kafanızda canlandırmanıza olanak sağlıyor. Arkadaşlar bence bunun da en büyük sebebi, yani biliyorsunuz zaten bir dizi ya da film çekilmeden önce onun senaryosu yazılıyor. Ama bunun bir kitap olması ve kitap çok detaylı anlattığı için sonuçta karakterler işleniyor ve sanıyorum ki kitabı daha okumadım. Dilerseniz onu da bu arada sizinle paylaşırım kitap önerisinde ve eğer ki hoşuma giderse, ama Sally Rooney'nin karakter işlemesinin çok başarılı olduğunu düşünüyorum ki bu denli iyi anlattı, iyi yansıtabildi oyuncuların da ruh hallerini. Bu dizi Hulu ve BBC yapımı. Hulu'da Netflix gibi bir platform. Lakin ben üzülerek söylüyorum diyeceğim, Hulu'dan izlemedim. Yani aslında tabii ki de abone olmanız gerekiyor. Netflix gibi böyle aylık bir miktar ödüyorsunuz. Ne kadar da hatırlamıyorum ama internette ben birçok insandan duydum. En başta Melikşah Bey, Matik Bey önermişti. Onu da gördüm. Sonra benim çok sevdiğim canım arkadaşım önermişti. Onu da sonra storylerde çok insanda gördüm. Derken hani bu diziyi izleyeyim dedim ama dediğim gibi yani Google'da yazdığınızda çıkıyor. Ama tabii ki de Hulu TV'den yani yerinden izlemeniz çok daha adaletli olur. O yüzden de kendim adına özür diliyorum. Ama gerçekten Hulu TV'ye sadece bir diziyi izlemek için ben abone olmak istemedim. Bunu da yalan söyleyemeyeceğim. Şimdi dizinin konusuna biraz daha detaylı değineyim. Oyunculuklar harika. Dediğim gibi Paul ve Daisy'nin, yani Marianne ve Connell'ı canlandırıyorlar. Ruh halleri çok iyi işlenmiş. Yani psikolojik durumları diyeyim, ruh halleri, o Connell'ın sevgisini bir türlü ifade edememesi ama aslında gerçekten Marianne'a olan sevgisi, Marianne'ın o durgunluğu, sakinliği, yani zaten çekimler de efsane ve bence renk seçimleri muhteşem. Çünkü yani böyle çok canlı renklerle çekselerdi diyeyim, bence bu kadar başarılı olamazdı o duygu hali. En azından bana geçmezdi ama böyle pastel tonları kullanmışlar. Açıkçası böyle yani hayatta gibi, yani hayatta gibi derken de mesela normal hayatta gördüğümüz bir ağaç nasılsa öyle, yani böyle ekstra yeşil ya da böyle inanılmaz canlı bir yeşil değil. O yüzden o pastel renk kullanımı da beni benden aldı. Müzikler efsane. Zaten diziyi izlediğiniz zaman ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Müzik seçimleri ekstra başarılıydı. Ona bayıldım ve ben o tarz müzikleri gerçekten çok seviyorum. O yüzden yani müzikler efsaneviydi kesinlikle. Bu diziye genel olarak aslında vereceğim puan yani 10 üzerinden 9. Hatta 9.2. Neden böyle diyorum? Sevmediğim nesi vardı? Ona da kısaca değineyim. Dizinin sevmediğim yönlerinden biri çok sakin olması. Yani gerçekten böyle bazı sahnelerde özellikle Maria'nın hani böyle yeter, hani birazcık böyle toparlan, kendine gel, bu kadar olmaz ah falan oldum. Yani böyle beni biraz zorladı. Çünkü ister istemez izlediğiniz karakterle ya da kitapta okuduğunuz karakterle bazı yerlerden birbirinizi benzetebiliyorsunuz. Öyle olduğunda da hadi artık ah falan diyebiliyorsunuz. Yani bana öyle oldu. Çünkü Maria'nın açıkçası biraz tuhaf olmasıyla özdeşleştirdim kendimi. Çünkü belki vardır aranızda, bilmiyorum. Ben de kendimi deli gibi normal bulmuyorum ama Maria'nın kadar durgun, sakin değilim. Bir de şu beni çok etkiledi. Spoiler asla vermeyeceğim. Ama oyunculuklar çok güzel dağıtılmış yine. Ben bunu galiba Spinning Out dizi önerisinde söylemiştim. Öyle hatırlıyorum. Galiba onda değinmiştim. Oyunculukların böyle eşit oranda dağıtıldığı dizileri ve filmleri ayrı beğeniyorum, ayrı seviyorum. Onlara ayrı saygı duyuyorum. Çünkü bu hem senaristin başarısı hem de gerçekten yönetmenin bir başarısı. Dolayısıyla bu dizide de hani Kanal'ın annesi rolünde olan hanımefendi de muhteşem. Gerçekten bu açıdan çok çok başarılı bir dizi. Bunun altını çizmek gerekiyor ve hakkını vermek gerekiyor. İki şey dedim. Sevmediğim hani iki şey olduğundan size bahsettim.
Birincisi dediğim gibi çok sakin böyle artık yeter falan dediğiniz sahneler var. İkincisi ben rahatsız olmadım ama aranızda eminim yani öyle düşünüyorum. Rahatsız olabilecek arkadaşlarımız vardır. Arkadaşlar cinsel sahneler var ve bu sahneler biraz uzun sürebiliyor. Dolayısıyla da eğer bunu hani rahatsız olurum ben böyle şey izlenmez falan gibi yaklaşıyorsanız hani olabilir buna da tabii ki de saygım var. İzlememenizi o zaman öneririm ama yani sonuçta savaş filmleri, savaş dizileri yani böyle kanlı işte kellelerin uçuştuğu falan böyle filmler var ve bunları izliyoruz. Bence bunları izlemektense sevişme sahnelerinin olduğu diziler, filmler tabii ki de inanılmaz rahatsız edici boyutlara varmadığı sürece gayet makul ve ben açıkçası olumsuz bir yan göremiyorum. Ama dediğim gibi saygım var. Eğer bundan rahatsız olacağınızı düşünüyorsanız hiç başlamayın derim. Bunun dışında başka söyleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Yani şu anda ikinci sezon daha yayınlanmadı dizinin. Yayınlanır mı bilmiyorum. Çünkü araştırdım bu videoyu size çekmeden önce. Daha böyle bir gelişme yok açıkçası ve ne olacağı bilinmiyor. Şu an ortada. Eğer ki ikinci sezonu gelirse ben seve seve izlerim. Zaten izleyenlerin yani eminim hoşuna gideceğinden. Siz de eğer izlemeyi düşünüyorsanız ya da izlediyseniz ya da izledikten sonra nasıl bulduğunuzu benimle paylaşın lütfen. Bu arada bu videoyu kapamadan önce şuna da bir değinmek istiyorum. Diziyi bir de niye sevdim biliyor musunuz? Şöyle bir noktası vardı benim için. Marianne lisede çok sevilmeyen bir kız ve bu lise zamanı özellikle yani ortaokulda, lisede çok şeye maruz kalıyoruz işte dalga geçilmesine, belki küçük düşürülmesine, işte bu sosyal medyada linç edilmek deniliyor sanıyorum. Ya da kötü yorumlar yazılması bile aslında buna bir örnek. Bunun karşısında Maria'nın aslında duruşu da hani içine çekiliyor, fazla böyle saldırmıyor, her şeyi içinde yaşıyor. Ama aslında o içinde ne kadar kırılgan bir dünyasının olduğu ve bu kırılganlığını bir yerde sadece nasıl kanıyla paylaşabildiği ve o aralarındaki aşkın nasıl naif, saf, böyle çocuk masumiyetinde olduğu, hani o da beni çok etkiledi. Ya etkileyen aslında birçok noktası var. Kanal'ın gerçekten ona aşık olduğunu bilmek ve kendi hayatınızda da görebileceğiniz, yani bağdaştırabileceğiniz açıkçası noktalar var. Kanal mesela başka bir kızla bile beraberken aslında Marianne'i hiç unutmuyor. Yani evet, sevgili olarak, belki bir aşk olarak aklında değil ya da o anlamda düşünmüyor ama yine de insan olarak o kadar ruhuna dokunmuş, o kadar aynı dili konuşmuşlar ki hani onu hiç unutamıyor ve bunu görebiliyorsunuz. Bu ve bunun gibi böyle birçok açısı var bu dizinin ve gerçekten de film değil de dizi olmasına ilk kez bu kadar mutlu olduğum yapımlardan biri oldu. Çünkü bence bir film olsaydı hani 1,5-2 saat, hadi 2,5 saatte bu kadar iyi anlatabilir miydi ondan emin değilim. Ama yine de hani 12 bölümde ve de zaten çok kısa, hani izlemesi de çok kolay. Dediğim gibi yarım saati genel olarak geçmiyor hiçbir bölüm. O yüzden izlemenizi öneririm. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz ve de bu içerikleri, anlatımımı beğendiyseniz, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bazen izliyoruz ama gözümüzden kaçabiliyor. Abone miyiz, değil miyiz? Yani bildirim zilini açtık mı, açmak ister miyiz düşünmüyoruz bile. Çünkü her şey hızlı ilerliyor. Ama gerçekten bu bana olan desteğinizi gösteriyor. O yüzden eğer ki desteklemek isterseniz bu beni çok çok mutlu eder. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, bugün size diziden bahsedeceğim. Hangi dizi? Sıyırdı kafayı. Ekmekle sıyırıyorum şu anda beynim. Başlayacağım he. En sevdiğim bardak ve bu yaşımda, 32 yaşındayım. Hep bununla içeceğim herhalde, bilmiyorum ya. Yani. 50 yaşına da gelsem herhalde bu benim su bardağım olacak. Bugün bu. Allah'ım çok komik. Kendim böyle görerek nasıl çekeceğim? Böyle mi konuşacağım? No. Böyle. Sıcaklardan. Sıcaklar başladı böyle. Mimi! Mimi! Kendiyle konuşuyor.